Alev Coşkun'un 27 Kasım 2020 cuma günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Faiz inadının ağır bedeli başlıklı yazısı Erdoğan'ın faiz inadına Merkez Bankası'ndan 130 milyar dolarlık rezerv harcandı. Dünkü yazımızda genel olarak AKP'nin ekonomi politikaları üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon neticedir cümlesiyle formüle ettiği ekonomi politikası nedeniyle Merkez Bankası başkanları değiştirildi. Bu değişimler ve Merkez Bankası politika faiziyle oynamalar ekonomiyi çok etkiledi. Bugün bu etkiler rakamsal tablolar verilerek açıklanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ekonomi teorilerine dayanarak özerk olması gereken kurumlara müdahale etmesi, Merkez Bankası başkanlarını keyfi bir şekilde değiştirmesi, Türk lirasında ciddi bir değer kaybı, rezervlerde de kriz yaratacak bir erimeye yol açtı. Tablo 1 ve tablo 2'de gösterilen durum şudur. Haziran 2019'da Merkez Bankası politika faizi %24 iken dolar 5.83 düzeyinde bulunuyordu. Erdoğan'ın müdahaleleri sonucu Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı ve yerine 6 Temmuz 2019'da Murat Uysal geldi. Bu dönemde Merkez Bankası politika faizinin Aralık 2019'a kadar her ay düşürüldüğünü ve Aralık 2019'da %12 düzeyine geldiğini görüyoruz. Bunun anlamı 6 ay içinde politika faizi yarı yarıya düşürülmüş oluyordu. Bu süreçte dolarda büyük bir oynama görülmüyor. Ocak 2000 2020'de politika faizi 0.75 daha azaltılarak %11.25 düzeyine çekilince dolar da ilk kez 6 TL'nin üstüne çıktı. Politika faizi Nisan ayında %8.25'e çekilince dolar 6.17'ye fırladı. Merkez Bankası bu yükselişe aldırmadan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 2020 aylarında politika faizini %8.25 üzerinde yürütmeye devam etti. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı öyle istiyordu. Dolar da paralel olarak yükselişe geçti ve 7.27'yi buldu. Ekim 2020'de 7.90, Kasım 2020'de 8.44'e ulaştı. Kasım 2018'de 5.71 olan dolar 8.44'e çıkıyor. Aradaki fark 2.73 liradır. Liradaki değer kaybı %47'yi aşmıştır. İşte Murat Uysal'ın görevden alınışı, Naci Ağbal'ın 7 Kasım 2020'de Merkez Bankası başkanlığına getirilmesi, Berat Albayrak'ın at izi it izine karıştı diyerek bakanlıktan istifa edişi bu ortamda gerçekleşti. Bir hafta içinde Ağbal başkanlığındaki kurul politika faizini %5 düzeyinde artırarak %15'e çıkardı işsiz sayısı. 2002 yılında 2 milyon 464 bin olan işsiz sayısı, 2019 yılında 4 milyon 596 bine yükselirken işsizlik oranı ise %10.3'ten %13.9'a çıkıyordu. Bu rakamlar TÜİK'in rakamlarıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yönetimini baz alarak hesaplayan sendikalar rakamların ve yüzdelerin daha büyük olduğunu belirtmektedirler. Bu hesaplamalara göre ülkedeki iş ve istihdam kaybı 10 milyonu aşmaktadır. Genç işsizlik oranı ise %25'e varmıştır. Her yerden eleştiri. Bu rakamlar karşısında ekonomik durum ekonomistler ve yazarlar tarafından yorumlanıyor, yanlışlar ortaya konuyordu. Örneğin yazarımız Orhan Bursalı 125 milyar dolarını sattılar ülkenin durmadan yükselen dövizi tutmak için. Bu kadar büyük bir ülke batırma politikası olur mu? Olur. 125 milyar doların hesabını birileri vermeli diyordu. İç ve dış borç artıyor. Ekonomiye olan güvensizlik borçların vadesine de yansıdı. İç borçlarda vadeye kalan süre 2.8 yıl, dış borçlarda ise 8.3 yıla düştü. Son 5 yılda borç tutarı 3 katına çıkarken vadenin kısalması kuşkusuz tedirginlik yaratıyor tablo 3'teki borç tablosu bu durumu açıkça gösteriyor. 2015 yılında toplam 678 milyar TL olan borç 2020 yılında 5 yılda 3 misli artarak 1 trilyon 934, .934 milyar TL'ye fırlamış bulunmaktadır. Üstelik vadesi de azalmıştır. Ağbal'ın kararı. Yukarıda belirtildiği gibi Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın getirilmesiyle bir hafta içinde 19 Kasım 2020'de yapılan ilk toplantıda politika faizi 4.75 baz puan artırılarak 10.25'ten 15'e çıkarılmıştır. Merkez Bankası politika faizi 2 ayda %6.75 artmış oldu. Şu anda Türkiye dünyadaki en yüksek politika faizi uygulayan ülkelerden birisi oldu. Bunun anlamı şudur: Parasal sıkılaştırma faiz artırma demektir. Böylece Merkez Bankası faizi yükseltmiştir. Ancak enflasyonla orantılı olarak yüksek tutmaya devam edeceğini gösteriyor. Faiz %15'e çıktı. Şimdi Erdoğan'a sormak gerekiyor. Siz yüksek faize karşıydınız. Faiz sebep enflasyon neticedir diyordunuz. Siz yüksek faiz politikası vatanı satmak, ülkenin milletin kaynaklarını yok etmek diyordunuz. Şimdi faiz yükseldi. Sizin temel söylemlerinize karşı gelindi. Faiz yeniden %15'e çıkarıldı. Neden bu yanlışta ısrar edildi? Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık rezervi neden 2 yılda eritildi ve uzmanların son rakamlarına göre neden eksi 46 milyar dolara kadar düştü? Bu sorular soruluyor ve sorulmaya devam edecektir. Türkiye'de borçların milli gelire oranı %137.6'dan 167.2'ye toplam borç 1.24 trilyon dolara ulaştı. Bu borcun %50.9'u TL, %49.1'i döviz cinsinden. Uluslararası Finans Enstitüsü ülke borcunun milli gelire oranları dikkate alındığında en büyük artış olan 3 ülkenin Çin, Malezya ve Türkiye olduğunu açıkladı. Türkiye'de borçların milli gelire oranları dikkate alındığında 2020'nin 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hane halkı borçları %14.7'den %18'e finansal olmayan şirket borçları %65'ten %77.5'e banka gibi finansal şirketlere ait borçlar %25.2'den %28.7'ye ve kamu borçları %32.3'ten %43'e yükseldi sormak gerek bu noktada muhalefet ekonomi politikalarını sert bir biçimde eleştirdi. Bu eleştiriler salt siyasetçi değil aslında özgeçmişleri nedeniyle konuyu derinlemesine bilen iki siyasetçiden Faik Öztrak ve Ali Babacan'dan gelmesi dikkat çekici ve önemlidir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bilindiği gibi uzun yıllar maliye bürokrasisinde çalışmış ve Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı görevini yapmıştır. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise uzun süre AKP'nin ekonomi politikasını yönetmiş Başbakan Yardımcısı.

her ikisinin eleştirilerinin temeli şudur. 1. Bu faiz tartışmaları nedeniyle Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık rezervi erimiştir. 2. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin borç miktarı 1 trilyon 860 milyar TL'ye ulaşmıştır. Macera'nın özeti. Bu maceranın özeti şöyle. Faiz sebep, enflasyon netice derken Haziran 2019'da %24 olan politika faizi %8.25'e kadar düşürülmüş, yükselen döviz kurları nedeniyle ve zorunlu olarak Kasım 2020'de tekrar %15'e yükseltilmiştir. Ancak bu dönemde Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık rezervi erimiştir. Madem indirdiniz, neden yükselttiniz? Madem yükseltecektiniz, neden indirdiniz? Halkın yerleşmiş bir söylemi vardır. Madem durum aynı olacaktı, o zaman biz bu işi neden yaptık?